الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز المؤمنين محترم المسلمين Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin veladet ayı yeryüzünü şereflendirdikleri, dünyaya geldikleri Rabi'ul Evvel ayının devamını ve bu ay çıkana kadar hemen her tarafta bu münasebetle Peygamberimiz Efendimiz'i ve onun getirdiği kitabı, onun getirdiği nizamı, İslam'ı anlatmaya vesile kabul etmek suretiyle bu konuları bu ay dahilinde cemaat-i müslimine elden geldiği kadar, zaman ve zeminin fırsat verdiği kadar anlatmak icap eder demiştik ve geçen ders bu hususu bir dereceye kadar açıklamıştık. Bugün de inşallah Peygamberimiz Efendimizin getirdiği şeylerin neler olduğunu ve ne gibi neticeler, ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kaldığımızı ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar ayetlere ve hadis-i şeriflere dayanarak sohbetimizi yapmış olacağız. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin inşallah. İnsanlık tarihi aynı zamanda bildiğiniz gibi, inandığımız gibi İslam tarihi, insanlık tarihi ile İslamlık tarihi hemen hemen aynı çizgide devam etmiş. Yeryüzünde ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam bildiğiniz gibi aynı zamanda da ilk peygamber olarak vazifelendirilmiş ve adeta insanla İslam beraber başlamışlar. Allah-u Teala insanları peygambersiz bırakmamış. Rehbersiz, kılavuzsuz, öndersiz, örneksiz bırakmamış. İçine herhangi bir şey katmak mümkün olmayan ve içinden hiçbir şeyi atmak mümkün olmayan bir kitap ile, yani Kur'an-ı Hakim ile yeryüzüne en son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi göndermiş bulunmaktadır. Ancak buraya kadar olan meseleleri, peygamberleri ve peygamberlere olan imanı bir ölçüde biliyoruz. Âmentü billâhi ve melâiketihi dedikten sonra ve rusulihi, üçüncü maddede peygamberler, inanılması zaruri olan bir yere yerleştirilmiş. Her bir müminin
mümin olabilmesi için, her bir Müslümanın Müslüman olabilmesi için âmentü billahi dediği kadar ve melâiketihi demesi lazım ve rusulihi demesi lazım ve kütübihi demesi, yani kitaplara ve peygamberlere kesinlikle inanması lazım. Burada bir tereddüt yok. Ancak İslam aleminin, İslam milletlerinin, cemaatlerinin anlaşamadıkları ve bu konuda oldukça eksik kaldıkları, noksan kaldıkları bir nokta var. İşte o da peygamberlerin ne getirdiği, geldikleri ülkeye, geldikleri bölgeye, gönderildikleri insanlara ne getirdiğini, neler getirdiğini etraflıca bilmemekten dolayı. Bu işin ilmi, bu işin izahı, tefsiri yapılmadığından dolayı bugünkü Müslümanlar bu konuda oldukça bilgisiz yahut da çok karışık bilgilere sahiptirler. Bunları yeniden ele almak lazım. Peygamber kimdir? Peygamberin geliş sebebi nedir? Peygamber geldiği ülkeye, bölgeye, beldeye, kıtaya, halka, insanlara, topluluklara, ahaliye ne getirmiştir? Peygamberler kimlerle muhatap olmuşlardır? Peygamberlere ilk karşı çıkanlar kimler olmuştur? Peygamberler kimlerle mücadele etmiştir? Kimlerle savaşmıştır? Hakikaten çok mühim konular. Geçen derslerimizde belki temas ettik ama bugün biraz daha geniş şekilde bu hususu ele almamız icap edecek. Bakınız, Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu şu ayet-i kerimede peygamberleri şöyle takdim ediyor. Estaizu billah. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Rabbimiz buyuruyor ki, biz وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ hiçbir Resul göndermedik ki اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle, emriyle o peygambere itaat edilmiş olmasın. Daha düzgün bir Türkçeyle, daha düzgün bir ifadeyle söylemek gerekirse, biz diyor Rabbimiz, Mevlamız, peygamberleri kendilerine itaat edilsin diye gönderdi. Sadece inanılsın, ha bu zat peygamberdir, amenna deyip kalmasınlar, onun getirdiği nizama, düzene, sisteme itaat etsinler, yani boyun eğsinler, teslim olsunlar ve onun getirdiği ilahi nizama tabi olsunlar diye biz peygamber gönderdik. Yani göstermelik olsun diye peygamber göndermedik. Sadece insanlar ha bu da peygambermiş desinler diye göndermedik. Peygamber göndermenin maksadı var, meramı var, hedefi var, gayesi var, mesele var. Peygamberler rastgele gelmiş insanlar değil. O halde bu hususlar çok cali bir dikkat meseleler. Bunları biraz bu cuma kurcalayalım inşallah ve kafamızda, zihnimizde, gönlümüzde bir şeyler kalsın. Rabbimizin rahmetiyle belli bir noktada ittifak edelim. Ama her zaman söylediğim gibi ve söylemeye de devam edeceğimiz gibi, camilerde vaaz-ı nasihat etmek artık bizi tatmin etmiyor. Ve fevkalade rahatsızlığımız var, huzursuzluğumuz var. Çünkü bugün Allah-u Teala öyle imkanlar, öyle fırsatlar, öyle vasıtalar, teknik cihazlar nasip etmiştir ki bir cuma vaazını 30 milyon insana canlı yayın olarak dinletebilirsiniz. Bir cuma vaazını 30 milyon insana hem görüntüyle hem de sesle rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Bugün bu imkan verilmiş, düzenlenmiş, bunun imkanı, bunun teknik vasıtaları meydana konmuş. Müslümanlar bu imkanı kullanmadıkları müddetçe
Allah katında sorumludurlar. Yani şurada kapalı bir mahalde toplanan Müslümanlara vaaz etmek artık bizi tatmin etmiyor. Vallahi çok rahatsızım, çok huzursuzum. Fevkalade içimde sıkıntı var. Acaba biz israf-ı kelam, yani konuşmayı israf etmekle mi meşgulüz? Yarın huzur-u ilahide Rabbimizin çok şiddetli sualine muhatap olacağımızın korkusu içindeyim. Bir futbol maçını 30 milyon insana canlı yayın, naklen yayın yaparak 30 milyon insana o topu gösterdiniz, yayınladınız ve o maçı bu kadar insana ulaştırdınız da benim dini celili İslam'ın tebliğatını Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın getirdiği nizam-ı ilahiyi bu vasıtayla bu kadar insana neden ulaştırmadınız? Suali beynimi kemiriyor. Uykularımı kaçırıyor. %99'u Müslüman olan olduğu söylenen bir ülkede hala bu vasıtayı yakalayabilmiş değiliz. Elin namus düşmanları, ırz düşmanları, aile düzenine düşman olan kimseler bu imkanı yakaladılar, kanalları açtılar ve düzenlerini kurdular. Günün 24 saatinin her saatinde halkı Müslüman olduğu söylenen ülkede fuhuş meşriyatı yapmaya devam etmektedirler. Hangi kanala bakarsanız bakın, ırz ve namusa düşmanlık akıyor. Akla, ilme, imana saldırılar yapılıyor. Ve milyonlarca insan bunu bulundukları yerden rahatça seyrediyorlar. Ve bunu yapan insanlar herhangi bir yere gitmek zorunda kalmıyorlar. Kimseyi rahatsız etmiyorlar. Herkes evinde, koltuğunda, pijamasını giymiş, çayını içerken seyrediyor. Biz Müslümanlar Allah'ın dinini anlatmak için milletin işini gücünü bırakarak camide toplanmasını bekliyoruz. Üstelik camide toplanan insanlar da az çok Allah'ın yolunu bilen veya bulan insanlar. Abdestli, namazlı insanlar. Halbuki esas vaaz-ı nasihatı Allah'ın yolunu bilemeyen ve bulamayanlara anlatmak lazım. Meyhanelere devam edenleri, umumhanelere, kumarhanelere, kahvehanelere devam edenleri, Allah'ın hudutlarını çiğneyenleri bulup onlara söylemek lazım. Burada bu olmuyor. Ben zinanın kötülüğünü, fuhuş yapmanın felaketini anlatıyorum. Beni dinleyen cemaatin içinde zina etmeyi, zinaya yaklaşmış insan yok. Elhamdülillah, bir bakma sevindirici tabii. Zina etmeyi bilmeyen, zinaya yaklaşmamış, yanaşmamış insanlara zinanın kötülüğünü anlatmak israf-ı kelamdır. Halbuki şu anda milyonlarca insan zina yollarında tükenip gidiyor. Onları nereden bulacağız? Onlara nasıl anlatacağız? Bu meseleler fevkalade bizi rahatsız ediyor. Ve her cuma vaaz etmeye gelirken içim içimi kemiriyor. Acaba biz laf olsun diye mi vaaz ediyoruz? Hastaları bulamıyoruz. Sapıkları bulamıyoruz. Çarpıkları bulamıyoruz. Müsrifleri, mücrimleri bulamıyoruz. Halbuki din onları bulmamızı, onlara İslam'ı anlatmamızı, onlara haramları ve helalları anlatmamızı istiyor. Onların gelmesini beklemeyeceğiz, biz gideceğiz. Hangi meyhaneye, nasıl, ne zaman gidelim? Her birini nerede bulalım, nasıl bulalım? Bu çok zor bir olay. Geçen cuma söyledim, Türkiye'de genel olarak bütün kahvehaneleri dolaşmaya kalksak, bütün kumarhaneleri dolaşıp da orada birer saat veya ikişer saat vaaz etmeye kalkışsak, buna bir insanın ömrü yetmiyor. 300 sene lazım ki taramayı başarasınız. O halde tek çare bu silahı kullanmak, yayın vasıtasını, ki asrımız iletişim asrı diyorlar. İletişim demek artık dünyanın neresinde bir haber olursa anında her tarafa yayılan bir devirdeyiz. Bunlar zor olan şeyler değil. Mümkün olmayan şeyler değil ama Müslümanlar sessiz, soluksuz, şuursuz bir bekleyiş içinde, tedbirsiz, temkinsiz, teşkilatsız, tertibatsız bir yapı içinde bekleyip durmaktadır. Neyi beklediğimiz belli değildir, kimi beklediğimiz belli değildir ve böyle bir atalet içinde ömrümüz heder olup gitmektedir. Yarın huzur-i ilahide
fevkalade şiddetli hesaba veya suale çekileceğimizin endişesi içindeyim. Düşünün ki şu memlekette dini İslam'ın Allah korusun bir futbol topu kadar rağbet edilmeyen bir hali var. Soruyorum size, mesela siz de buradasınız, cemaati müslimine soruyorum. Türkiye'de gençlik, genç zümre, gençlik dediğimiz kesim futbol maçına mı daha çok rağbet ediyor, Allah'ın dinine mi daha çok rağbet ediyor? Futbol, bunu hepiniz biliyorsunuz. Demek ki bizim sebebimizle, Müslümanların tembelliği, çalışmaması, tedbirsizliği sebebiyle Allah'ın dini şu memlekette futbol topundan daha aşağı seviyede kalmıştır. Bakın, futbol maçlarını naklen yayınlamak için televizyon kanalları adeta birbirini mahkemeye veriyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Aman şu futbol maçını ben yayınlayacağım. Şu kadar milyar veriyor, mahkemeye veriyor. Aksini yapanlara dava açıyor. Şu cemaati müslimine ne olmuş ki şu dini nasihatları, vaazları ve konuşmaları naklen yayınlamanın tedbirini niçin almıyorlar? Yani din İslam'ın bir futbol maçı kadar haysiyeti kalmadı mı Müslümanlar? Allah'tan korkun ya. Ne olacak bizim halimiz? Burada yapılan çalışmalar verimli olmuyor. Mümkün değil. Burada ben rüşvetin haram olduğunu anlatıyorum. Rüşvet almanın haram olduğunu anlatıyorum. İçinizde Allahu alem rüşvet alacak kimse yok. Ya emeklisiniz yahut da işi bırakmışsınız. Hiç kimsede doğru dürüst yetki, selahiyet, mühür, imza yetkisi yok. İsteseniz de rüşvet alamazsınız. Nasıl olacak? Biz bu günahları kime anlatacağız? Nasıl ve ne şekilde ulaştıracağız? Milyonlarca insan baka baka cehenneme gidiyor. İşte bütün bu konular, bütün bu sorular şahsen bizi çok çok rahatsız ediyor. Bir şey yapamamanın, tedbirsiz olmanın, tedbirsiz kalmanın da ızdırabı büsbütün bizi perişan ediyor. Allahu Teala ümmet-i Muhammed'i uyandırsın inşallah. Efendiler, şimdi peygamberler geldi. Ne getirdiler? Peygamberler neyi getirir? Bu konuda ümmet-i Muhammed gerçekten eksik bilgiye sahiptirler. Bu konudaki bilgilerimiz çok eksik. Hatta bizim toplumumuzda çok insana sorarsanız sanki Peygamberimiz Efendimiz sadece 5 vakit namaz kılmayı getirmiş zannı var. Yani peygamberlik, Peygamberimizin peygamberliği sadece camide mi geçti? Peygamber sadece mihrapta mı kaldı? Peygamber başka bir iş yapmadı mı? Yani peygamberimizi hakkıyla tanımak zorundayız derken bütün bu mevzuların kurcalanması gerekiyor. Peygamberimiz neye geldi? Neyi getirdi? Peygamber nasıl karşılandı? Kimler karşı çıktı? Hepiniz bilirsiniz, Mekke-i Mükerreme'de peygamberimize ilk karşı çıkan Ebu Cehil ve Ebu Leheb olmuştur. Düşünün yani. En ileri gelen insanlar. Ebu Cehil Mekke'deki yönetimin başında. Yani o günkü yönetimin en yüksek makamında bulunan insan. Oranın başkanı. Ebu Leheb de Haşim oğullarının, Kureyş'in en ileri gelen insanı. Ve en şiddetli tepkiyi gösteren bunlar. Hatta bundan dolayı biliyorsunuz, amcası olduğu halde çok şiddetli tepki göstermesi sebebiyle Ebu Leheb hakkında bir sure-i celile nazil oldu. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe. Hepiniz de malum. Ebu Leheb'in elleri kurusun diye ayet geldi. Karşı koyuyor çünkü. Canım peygamber ne getirmişti? Bizim okumuşlarımıza, üniversite profesörlerine ve siyaset adamlarına sorarsanız peygamberin getirdiği şeyler sadece inançla alakalı şeyler. İnanılması gereken şeyleri getirmişler. Sanki peygamberimiz dünya ile alakalı hiçbir şey getirmemiş. Devlet ile alakalı hiçbir şey getirmemiş. Mevcut düzenle, dünya işleriyle, devlet işleriyle alakalı hiçbir hüküm, emir, ayet, yasak getirmemiş. Sadece inanılacak şeyleri getirmiş. Ve sanki insanlara eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyin. Daha kimseye karışmayın. Namazınızı kılın. Kimseye karışmayın demiş gibi bir anlayış var. Eğer böyle olsaydı Peygamber sadece kelime-i şehadeti getirip de dünya ile ilgili bir hüküm getirmemiş olsaydı, Peygamberimizin getirdiği kitap Kur'an-ı Kerim dünyaya karışmasaydı, devlete karışmasaydı, hükümete karışmasaydı, Ebu Cehil niye karşı gelsindi? Zaten karışmıyor, hiç onlarla uğraşmıyor, onları ilgilendirmiyor. Ve onlarla en ufak bir çatışması, çekişmesi yok olsaydı, Ebu Cehil niye karşı gelsindi? Ebu Leheb niçin endişe içine girsindi? Bakın yani bu konular fevkalade düşündürücü konulardır. Son derece düşünmek zorunda olduğumuz meselelerdir bunlar. Demek ki yanlış biliyoruz. Demek ki eksik biliyoruz. Peygamberler geldiği ülkede hangi ülkeye, hangi bölgeye gelmişlerse evvela o ülkenin, o bölgenin yöneticileri, idarecileri, devlet başkanları o peygamberlere karşı çıkmışlar. İlk karşı çıkan o ülkenin devlet başkanı olmuştu. Geçen ders arz etmeye çalışmıştım. Mesela hepimizin tanıdığı, bildiği, Kur'an-ı Kerim'in de tanıtmak için ısrarla üzerine durduğu Firavun, malumunuz olduğu üzere Firavun, Hazreti Musa için ne diyor? Bu çok mühim bir nokta. Hazreti Musa geldi. Kavmin peygamberi, öyle bir kavim ki Firavun namında bir hükümdarın, bir devlet başkanının idaresini yaşıyorlar. Hazreti Musa ne getirdi ki Firavun kalkıyor da ona şiddetle karşı çıkıyor ve şöyle söylüyor. وَكَالَ فِرَعَوْنُ زَرُونِي اَقْتُلْ مُوسَى Ey benim halkım, bırakın beni, beni bırakın, bana müsaade edin ve beni anlayışla karşılayın ki Musa'yı öldüreyim. اَقْتُلْ مُوسَى Musa'yı hemen öldüreyim diyor Firavun. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Gitsin Rabbine dua etsin. Niye? Niçin öldürmek istiyor Musa'yı? اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ Sizin dininizi değiştirmek istiyor diyor. Firavun'un dini yok. Firavun'un dini yok. Dinsiz bir hükümdar. Firavun'un dini yoksa, o ülkede belli bir din yoksa, niye ayet-i kerimede Musa sizin dininizi değiştirmek istiyor diyor? Olmayan şey değişir mi? Demek ki burada dinden maksat düzen demek. Mevcut düzeni değiştirmek istiyor. Anlamında kullanılmış. İnni ehafu en yübeddile dineküm. Firavun söylüyor bunu. Rabbimiz de bunu naklediyor bize. Korkarım ki diyor Musa gelecek, mevcut düzeni değiştirecek. Aynen de öyledir. Peygamberlerin de gayesi budur. Vallahi ve billahi peygamberler sadece inanç getirmemişlerdir. Sadece kelime-i şehadeti söyleyin tamam dememişlerdir. Geldikleri ülkede, bölgede, beldede, kıtada hangi coğrafyaya gelmişlerse o ülkede Allah'ın dinine dayanmayan düzeni, nizamı, rejimi yıkıp, kaldırıp yerine Allah'ın dinini hakim kılmaya gelmişlerdir. Peygamberlerin gayesi budur. İşte bunu açıkça ifade ediyor. İnni ehafu en yübeddile dinekum. Korkarım ki sizin düzeninizi değiştirelim. Bütün devlet başkanlarının İslam'a karşı olan korkuları böyle olmuştur. 1400 sene evvel neyse korkuları, şimdi de aynı korkular devam etmektedir. İslam hakim olursa, yani İslam devlet düzenine hakim olursa, devletin hukuku, kanunları, Allah'ın kelamında bulunan hukuk sistemi haline gelirse, bundan en evvel devlet başkanları korkuyor. Hükümdarlar korkuyor. Niye? Hakimiyet hakkını siz Allah-u Teala'ya veriyorsunuz ve o ülkede Allah'ın hükümleri geçerli olmaya başlıyor. Allah'ın hükümleri geçerli olmaya başlayınca orada daha evvel hükümdar olan kimseler hükmü geçmez hale geliyor. Tabii karşı koyacaklar. İnsanların kafasından çıkan ve deneme tahtası gibi devamlı değişen kanunlar kalkacak, yerine Allah'ın koyduğu kanunlar gelecek. Peygamber sırf bunun için gelmiş.
ve bunu uygulamaya gelmişler. Bir tek gayeleri var. Allah'ın gönderdiği kanunları, hükümleri geldikleri ülkede hakim kılmak. Buna öyle hükümdar karşı geliyor. Tamam olacak. Bunu çeşitli yollardan ikna edemezse, muvaffak olamasa peygamber, onların karşı koymalarına karşılık peygamber de cihad etmiştir, savaşmıştır. Bedir Harbi'nin sebebi budur. Uhud Harbi'nin sebebi budur. Demek ki peygamber sadece namaz kılmak veya kıldırmak için gelmemiştir. Aynı zamanda Allah'ın nizamını hakim kılmaya, Allah'ın hukukunu hakim kılmaya. Çünkü Müslüman nazarında Allah'ın koyduğu hükümlerden ve Allah'ın hukukundan, ilahi hukuktan daha üstün, insanların kafasından çıkan kanunlar mı üstün, Allah'ın gönderdiği kanunlar mı üstün? Bir Müslümana sorarsanız Allah'ın gönderdiği kanunlar üstün demek zorundadır. Şimdi içinizde hiç kimse söyleyebilir mi? Allah Celle Celaluhu'nun gönderirken dünya ile alakalı hiçbir hüküm göndermedi diyebilir misiniz? Mümkün değil. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devlet ile, hükümet ile, dünya ile alakalı hiçbir hüküm getirmedi denebilir mi? Mümkün değil. Elimizde Kur'an var. Bunu söyleyecek bir fert bulamazsınız. Mümkün değil. Tam aksine bir insanın doğumundan ölümüne kadar yeryüzündeki bütün münasebetleri hakkında ayetler ve hükümet kuracak. Vallahi ayetler var. Bir insan nasıl evlenecek? Ayetler var. Nasıl boşanacak? Ayetler var. Babasının malı miras kalmış, nasıl taksim edecek? Ayetler var. Bir kimse zina etmiş, ceza verilecek. Ayetler var, hükümler var. Nasıl bir kalemle inkar edersiniz? Bugün yeryüzündeki hiçbir Müslüman ülkenin, halkı Müslüman olan ülkenin hiçbirisinin anayasası Kur'an-ı Kerim değil. Halkı Müslüman olan ülkelerin hiçbirisinde Kur'an-ı Kerim'in hükümleri yürürlükte değil. Ama hepsinde dinleyin, hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar. Hukukun üstünlüğü. Efendim hukuk üstünmüş. Hangi hukuk kardeşim? Her devirde hukukun üstünlüğünü savunuyorsunuz. Hukukun üstünlüğü. Mesela kendi memleketimizde şimdi sık sık gündeme de getiriyorlar, o bakımdan söylüyorum. 30 sene evvel Adnan Menderes'i asanlar hukukun içinde kalarak astıklarını söylüyorlardı. Hukukun üstünlüğüne dayanarak asmış değiller miydi? O zaman da hukuk vardı. 30 sene sonra o zaman hain diye astıkları adamı şimdi kahraman diye getirip Vatan Caddesi'ne gömdüler. Peki hangi hukuk? Bu hukukun üstünlüğü nedir? Müslümanın nazarında hangi hukuk üstündür? Hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü. Dinleyin konuşmalar böyle geçiyor. Müslümanın nazarında Allah'ın koyduğu hükümler, kanunlar, Allah'ın gönderdiği hukuk bütün hukukun üstündedir. Allah'ın vahyen bildirdiği, Hazreti Muhammed Mustafa ile gönderdiği hukukun üstünde hukuk olamaz. Bizim böyle inanmamız lazım. Allah'ın koyduğu hukuk mu üstün? 4-5 profesörün veya mecliste ne olduğu bilinmeyen kişilerin toplaşarak yapmaya çalıştıkları kanun mu üstün? Evvela gelin burada anlaşalım. Bir Müslümanın nazarında, hepiniz Müslümansınız elhamdülillah, hepimiz Müslümanız buraya gelmişiz. Bizim nazarımızda Allah'ın gönderdiği hukukun üstünde hukuk var mıdır? Yoktur. Ama bize hükmeden hukuk Allah'ın gönderdiği hukuk değildir. Adına medeni dedikleri hukuk İsviçre'den alınmıştır. Vallahi şu anda evli olan Müslümanlar nikahları altında bulundurdukları kadınların kimliğini İsviçre'den alınan Hristiyan kökenli kanunlara göre ispat ediyorlar. Hiçbiriniz nikahınız altında bulunan karınızı, eşinizi, helalinizi, hareminizi Allah'ın hükümlerine göre kıyılan nikaha göre ispat edemezsiniz. Türkiye'de dine dayalı, İslam'a dayalı, Allah'ın vahyen bildiği hukuka, vahyen gönderdiği hukuka göre kıyılan nikah
devlet nazarında söyleyin, muteber mi değil mi? Vallahi değil. Bunları bilmek zorundasınız. Allah'ın gönderdiği hukukta, hukuk nizamında, ki bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Mevlamız aynen şöyle beyan, Şura suresinde, şer'a leküm mineddini, aynen bu iki kelimedir burada. Şer'a leküm mineddini demek, Şura suresindeki bu ayette inceleyin, okuyun, göreceksiniz. Allah Celle ve Ala Hazretleri diyor ki, ben dini sizin için şeriat yaptım. Yani hukuk düzeni haline getirdim. İslam dini aynı zamanda bir hukuk düzenidir. En üstün hukuk nizamıdır. Bir Müslümanın nasıl evleneceğine Allah ve Resulü karar verir. İsviçre karar veremez. Düşünün, Allah'ın koyduğu hukuk nizamında, aile hukukunda bir Müslüman erkek sütünü emdiği kadının kızını alabilir mi? Ebediyen alamaz. Süt kardeşidir. Ama Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, İsviçre'den alınan ve adına medeni kanun denen kanuna göre bir kimse süt emdiği kadının kızıyla devamlı evlenebilir. Allah'ın hukukunu kaldırmışlar, yerine İsviçre'nin hukukunu getirip koymuşlar. 70 senedir bu kanunlar yürürlüktedir. Ceza kanunları İtalya'dan alınmış, hepiniz biliyorsunuz şu anda. Ve kesinlikle 70 senedir şu ülkede barış sağlanamamış. Gidin, zaman zaman biliyorsunuz benim 12 Eylül'den sonra 12 sene bütün ömrüm mahkemelerde geçti. 1980'den 92'ye kadar 12 sene bütün günüm mahkemelerde geçti. Görüyorum, takip ediyorum tabii, duruşmalara gidiyordum. Emin olunuz ki hakimler bunalım içindedir. Savcılar bunalım içindedir. Korkunç boşanma davaları, dosyalar yığılmış, 12 seneden beri boşanamayan çiftler var. Bitmeyen davalar, korkunç numaralar. Akşam bir haber programında görmüşsünüzdür yine. Satın alınan mahkemeler var. 50 milyonu hakime verip mahkemeyi satın alıyor. Bilmem ne belediyesi başkanı. Bizim bu kanunlara itimadımız yok. Allah'ın kanunları dururken mevcut kanunları üstün kabul eden mümin anında kafir olur. Allah'ın yasak ettiği bir hükmü kaldırıp serbest hale getiren sistem müminin kabul etmesi mümkün olmayan bir sistemdir. Soruyorum size, Allah'ın hükmüne, hukukuna, kanununa göre bir Müslüman adam, Müslüman olan kızını Amerikalı bir Hristiyan erkeğe verebilir mi, veremez mi? Vallahi veremez, yasaktır. Evlenmeye manidir. Ama bugünkü İsviçre'den alınan ve adına medeni denen kanuna göre her isteyen Müslüman kızını, Müslüman olan kızını istediği gibi Amerikan çavuşuna, Hristiyan ve Yahudi'ye verebilir, serbesttir. Allah'ın hükmünü kaldırmışlar, serbest yapmışlar. Kim yaptı? Kim yaptıysa kafirdir. Ben Kur'an'a göre söylüyorum. Vallahi önümde Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Eğer yürekleri varsa, zerre kadar erkeklikleri, yürekleri varsa, televizyona çıkarsınlar, medeni kanun nedir, şer'i kanun nedir, tartışalım erkekseler. 70 senedir ülkeye huzur gelmedi. 70 senedir ülkeye kardeşlik gelmedi, barış gelmedi. Eşitlik gelmedi, adalet gelmedi. Ne geldi? Türkiye parçalanmanın eşiğine geldi. Ne geldi? Zulüm geldi, felaket geldi. Her taraf kan revan içinde. Bizim bu kanunlara itimadımız yoktur. Hukukun üstünlüğü Allah'ın hukukuyla alakalıdır. 30 sene evvel Adnan Menderes'i vatan haini diye asacaksın, 30 sene sonra kahraman diye getireceksin. Tüpüreyim senin kanununa. Satılan kanunlar, satılan mahkemeler, rüşvetle satılan dosyalar, alınan dosyalar, buna adalet denir mi de? Adı alet bunun, adı alet. Bunlarla mı huzuru sağlayacaksınız? Efendiler, yanlış anlamayın. Hiçbir Müslüman devlete karşı değildir. Devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Bakınız, devlet değişmez. Değişen rejimdir, sistemdir. Eğer mevcut devlet rejimiyle, devlet hukukuyla, sistemiyle toplumda barışı sağlayamıyorsa, o rejimi değiştirirsiniz, yerine Allah'ın rejimini getirirsiniz. Gayet basit. Almanya'da hep gördünüz yani, vaktiyle Almanya imparatorluktu. Devlet imparatorluk sistemine bağlı.
Arkasından Hitler geldi, faşist bir devlet, Nazi devleti, sistem değişti, başka bir rejim getirdiler, ondan devam etti. O yıkıldı, yerine sosyalist rejim geldi, o yıkıldı, kapitalist rejim geldi, ama devlet yıkılmadı. Sakın devletle rejimi birbirine karıştırmayın. Biz devlete karşı değiliz, rejime karşıyız. Rejim toplumu barışmaya götüremiyorsa, rejimin hukuku, sistemin hukuk sistemi başarılı olamıyorsa bu sistem değişir. İlla Amerika'ya bağlı olacağız bir madde yoktur, haşa mümkün değil. İlla Avrupa'ya bağlı olacağız, İlla Avrupa topluluğuna gireceğiz diye direnmek ahmaklık alametidir. Niye? Açın tarihi bakın, 1000 yıllık tarihimiz var bizim. Biz Yugoslavya'da, Kosova'da, Saraybosna'da, Belgrad'da 530 sene kalmışız. 530 sene Osmanlı hükümeti yönetimi altında kalmış Yugoslavya, Balkanlar. Kimsenin burnu kanamamış. Bugün niye kıyamet kopuyor? Demek ki bugünkü kanunlar, bugünkü maddeler istenen adaleti, eşitliği, kardeşliği sağlayamıyor. Sağlaması da mümkün değildir. Safları yine rica edeceğim. Arkadaki kardeşlerimiz onu söylüyorlar. Safları olanca sıkışıklığıyla beraber dolduralım. Boş kalmasın, boş bulunmasın. İyice dolduralım ki zaten namaza kalkacağız. Şimdi demek ki devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Devlet değişmez, rejim değişir. Bugünkü devletin rejimi Kürtleri ve Türkleri birbirine kardeş yapamamışsa, bunları barıştıracak olan, bunları kardeş yapacak olan hukuk sistemine geçelim. Bu hukuk sistemi Allah'ın nizamıdır. Mesela bu kadar basit. Devlete bir şey olmaz, devlet ayaktadır. Devlet yıkılmaz. Devletin aleyhine bulunulmaz. Devlet yıkıldı mı ülkenin tamamı gider. Devlet milletin teşkilatıdır. Ama Türkiye'de bazı karanlık güçler rejime ve kanunları eleştirmeye başlayan kişileri devlete karşı geliyor diye jurnal ediyorlar. Biz adaletsiz düzene karşıyız. Biz fuhuş sistemine karşıyız. Biz zulüm sistemine karşıyız. Zulüm. Bakın mesela bugünkü mevcut rejim Müslümanlardan elektrik parası alıyor. Müslümanlardan telefon faturayla, telefon faturası geliyor, gidip paranızı yatırıyorsunuz. 2 gün geç götürseniz o telefon faturasını ödeme tarihinden 1 gün sonra, 2 gün sonra götürseniz ne alıyor sizden? Gecikme cezası alıyor. Ama Karadeniz'deki çay üretenlerin çayını alıyor devlet, parasını 1 sene ödüyor, 1 sene sonra ödüyor, gecikme zammı ödüyor mu? Vallahi ödemiyor. Bu sistemin aleyhineyiz. Bu sistem zulüm sistemidir. Bu rejim zulüm rejimidir. Hiçbir Müslüman bunu kabul edemez. Gece pavyonlarında, yılbaşı gecelerinde asılları Ermeni olan bir takım şantözler, şarkıcı kadınlar çıkıyor, 15 dakikada 250 milyon lira para alıyor bu rejimde. Ama benim ensesinden vurularak öldürülen komiserim, emniyet amirim 30 sene çalışıyor, emekli olurken 80 milyon lira para eline geçmiyor. Böyle rejim mi olur be? Bu rejimin nazarında bir fahişenin bacağı 15 dakika sahnede kalça kıvırmasının bedeli 250 milyon, bir komiserin 30 yıllık emeği 80 milyon. Bunu kim destekleyebilir?